Fatih Bey, sizinle başlayabilir miyiz? Erdoğan-Biden görüşmesi ve peşi sıra gelen F-16'ların Türkiye'ye satışı yönündeki olumlu mesajlar. 18.50'de başlayıp 1 saat 10 dakika kadar süren bir toplantı oldu bu iki lider arasında. Ne alındı, ne noktaya gelindi Erdoğan-Biden ikili görüşmesi sonrasında? F-16'larla ilgili açıklamaları siz nasıl yorumladınız? Şimdiden göremediğimiz ama önümüzdeki günlerde görmeye hazır olmamız gereken nasıl sonuçlar beklemek lazım? Bu ikili görüşmeyle başlayalım. Sonra daha geniş çerçevede NATO zirvesinin manşetlerine de bakarız. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu ikili görüşme ertesinde Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı okuduğumuzda aslında bu açıklamanın bir yerde kısa ve kuru bir açıklama olduğunu söylemek mümkün. F-16 konusuna gelince tabii bunun geçmişi var. Geçen sene yapılan bir müracaat var Amerika Birleşik Devletleri'ne. 40 tane F-16 Viper uçağı satın alınması ve 80 F-16'mızın modernizasyon kitinin satın alınması. Bir de 17 Mart tarihinde hatırlayacaksınız ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Frank Pallone'ye yazdığı bir mektup vardı. Bu mektubu da unutmamak lazım. Orada mektubun ilk başlarında olumsuz tondan başlayıp sonlara doğru Türkiye'nin NATO için arz ettiği öneme dikkat çekerek olumlu yönde ilerlemesinin dilendiği, diliyorlar bu mektupta. Dolayısıyla böyle bir tablo karşımızda. Şimdi benim tahminim şu, elbette bu konunun ele alındığına dair en azından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada buna işaret edilmiyor. Böyle bir şey ben görmedim, okumadım. Ama yapılan bir sürü yorum var. Muhtemelen gündeme gelmiştir. Elbette gündeme gelmiştir. F-16'ların alınması ve 80 tanesinin modernizasyonu ile ilgili olarak. Ancak benim buradan gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede hava halen Türkiye'nin lehine dönüşmüş değil. Bunun da en başta sebebinin S-400 krizi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Biden en fazla ne söylemiş olabilir? Tabii bu bir tahmindir nihayetinde. Ben bunu Amerika'ya döndüğümde kongre ile gerekli temasları yapıp buna bir çözüm getirme içine girerim. Ama her halükarda bunun için kongrenin onayını almam gerekir diye bu şekilde söylediğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunun ötesinde bir yorum yapacak durumda değiliz. Bunu göreceğiz. Tabii şunu da dikkate almak lazım. Kısa bir süre sonra hemen tüm parlamentolar yaz tatiline girecekler. Kasım ayında da Amerika'da yapılacak ara seçimler olacağını da dikkate alalım. Dolayısıyla muhtemeldir ki herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamız pek ihtimal dahilinde olmamakla birlikte bu meselenin çözümünün zamana yayılacağını söylemek yapılan açıklamalardır. Mümkün. Ben o şekilde düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim.